Yani halife demek Hazreti Muhammed'in yerine hilafeti almış, yani onun adına yapıyor yani. Ve kafana göre yok. O ilimle, o irfanla aydınlanmış Hazreti Muhammed'in otağında yetişmiş onlar. Kendinde ne varsa hepsini onlara vermiş. Ya bu sır o günden bugüne geliyor. İşte sır dediğin tasavvufu yönü, hakikat yönü. Yoksa yeni bir din, yeni bir peygamber gelmeyecek. Öyle bir şey yok. Hetamül enbiya bitti. Peygamberlik son buldu kardeşim. Hiç kimse çıkıp birisi şunu iddiada bulunamaz. Ben peygamberim, ben Resulüm, ben tövbaş. Mümkün değil. Sadece velayet kapısı açıktır. Allah'ın veli kulları, evliya kulları daimi olacaktır. Ve onlar bu yönüyle, velayet yönüyle mesleki Resulü icra ederler. Peygamber değillerdir, Resul değillerdir, fakat velayet yönüyle bu peygamberlik mesleği devam ettirilir. Ne yönüyle? Velayet yönüyle, velilik yönüyle. Bu da kendi başına olmuş değildir. Hiç kimse durup dururken Allah'ın veli kulu falan olamaz. Belirli bir seyri sülük görmesi lazım. Birisinden el almış olması lazım. Nasıl o günkü sahabe Hazreti Resul'den el alıyordu, onun icazetiyle, onun otağında yetişerek oluyordu, o mertebelere geliyordular. Onun için Hazreti Ali'ye ne diyoruz biz? Şah-ı velayet değil mi? Velilerin şahıdır ya. Hazreti Ali. Diğerleri de Allah'ın veli kuludur. Ebu Bekir Sıddık olsun, Hazreti Ömer olsun, Hazreti Osman olsun ve diğer sahabeleri de kendi aralarında dereceleri olmasından birlikte hepsi Allah'ın veli kuludur. Yani. Ama hiçbiri peygamber değildir. Resulullah'ın sahabelerin hiçbiri peygamber değildir. Fakat Allah'ın veli kulları. O velayet yönüyle Hazreti Muhammed'den ne aldıysalar onu tebliğ etmeye çalıştılar. Ve Allah da onların gönlüne ilham etti, feyiz verdi, aşk verdi, muhabbet verdi. O günden bugüne bu anlatılıyor, bu din. Ve bunun en zirvesi, en kemalatı melamettir. Melamete uğrayan Allah'ın zaten veli kulu olur. Melamete uğramamış, yani kendi varlığından, benliğinden geçmemiş, fena fillah olmamış ise Allah'ın veli kulu olamaz. Yani bu belki büyük bir iddiadır ama bu benim bir iddiam değil. Çünkü velayet Allah'ın kullarına bahşettiği bir ikramdır diyelim. Ama bu durup dururken böyle ot gibi yerden bitecek bir hali yok. Bak demin örnek verdik Bişra Hafi'den değil mi? O sarhoş, o berdoş dediğimiz kişi belirli bir kamile yolu varıyor. O kamilden seyri sülük oluyor ve Allah'ın veli kulu mertebesine geliyor. Bişra Hafi Hazretleri diyoruz değil mi? Durup dururken olmadı. Ama bir şeyler vesile oldu. Yol, bir tecelliler yaşadı. Allah onu onun yoluna iletti. O da orada sağlam tutundu. Allah'ın veli kulunda o ilmi aldı. Emrine itaat etti. Terkine sadakat gösterdi. Ve yolunu Allah'ın izniyle açıldı. Böyle kendi kendine durup dururken olmaz. Kitap okuyarak evliya olunmaz. İstersen cilt cilt kitap oku. Kitap okuyarak yüzme öğrenilmez kardeşim. Suya girince boğulursun. İstersen 10 yıl, 20 yıl kitap okuyarak yüzme öğren. Şöyle kulaç atacağım, şöyle yapacağım, şöyle yapacağım. Tamam kardeşim, yüzmeyi çok iyi biliyorsun kitaptan. Hadi suya gir bakalım. Boğulursun. Yüzemezsin kardeşim. Yüzmek istiyorsan suda öğren.
Onun için bu din veya Allah'ın veli kulu olmak istiyorsan, Allah'a dost olmak istiyorsan kitabı okuyarak Allah'a dost olunmaz. Allah'a dost olmak istiyorsan Allah'ın dostuna dost olacaksın. Allah'ın sevdiğini seversen Allah da seni sever. O günkü müşrik dediğimiz topluluk Hazreti Muhammed zuhur ettiği zaman o günkü insanlar kitap okuyordu zaten. Kitap bilgileri vardı. Din, ilahiyat bilgileri vardı. Hatta Hazreti Muhammed'i cehaletten ümmi dediler, sen okuma yazma bilmiyorsun dediler, ötelediler yani tövbe aşağı. Hazreti Muhammed kitap okuyarak peygamber olmadı. Bütün saydığımız o üstadlar, Mevlana da dahil, Yunus Emre de dahil kitap okuyarak Mevlana olmadı. Şems'e yolu vardı da Mevlana oldu. Şems gelmeden evvel zaten Mevlana hocaydı. Talebeleri vardı. Bugünkü deyimle üniversite öğretim üyesiydi yani. Fakat Şems Hazretleri geldi, bütün kitaplarını tuttu, attı tabiri caizse suya. Suya attı yani. Çünkü yüzmeyi bilmiyor dedi, attı suya, yüzmeyi öğrenmesi lazım. Bu kuru dedi yani. Kitaptan aldı, değil mi? Sudan aldı o kitabı çıkardı, kupkuru. Bu ne dersi dedi? Bu dedi hal dersi, seninki kal dersi. Sen bu işin lafını yapıyor. Ama bu hal dersi, hal, hal. İspatı vücuda gelecek sende o ayetler, hadisler. Hakikati vücut bulacak. Yoksa çok güzel Kur'an okuyabilirsin. Tecvid bilebilirsin. Çok güzel böyle. Sesin de güzeldir. Dinleyenleri mest de edersin yani. Mest de olur. Oh! Öyle seni alemden aleme gezdirir Rabbim. Eyvallah. Bugün cuma namazına gittik. Bir mevlüt vardı. Herhalde burada birisi mevlüt okutuyor. İşte Kur'an okuyorlar. Ya böyle otomatiğe bağlamış hocaya. Okuyor. Gözler böyle. Yani ezbere bağlamış yani. Nasıl ama akıyor. Müthiş keyif aldım ben şahsen. Yani o Kur'an'ı dinlemekten. Fakat şunu da sordum kendime. Orada bütün insanlık, hepimiz dahil dinliyoruz. Fakat ne dediğini bilmiyor. Hiç anlamıyoruz. Böyle dinliyoruz sadece. Okuyan da inşallah biliyordur. Hadi biz yine hüsnüzanda bulunalım. Biliyor diye. Fakat onca cemaatin içerisinden kaç kişi o Kur'an'ı anlıyoruz? Sesi güzel. Hoş. Ben müthiş keyif aldım yani. Ama benim zevkim farklıydı yani. Ben oradaki Kur'an cümlesi ne diyor diye ben düşünmedim. Hazreti Muhammed'e iniyormuş gibi dinledim ben onu. Daha yeni vahiy oluyor. Oradan Hazreti Muhammed'in dilinden bir şeyler söyleniyor. Ben onu zevk etmeye çalışıyorum. Yani bana öyle keyif aldım ben yani. Şu anda Allah vahyediyor ve Hazreti Muhammed'in dilinden ben o kelamı duyuyorum. O anı yaşamaya çalışıyorum. O bana müthiş bir keyif verdi. Müthiş zevk aldım cuma namazında yani. Yani ehli tevhid o Kur'an'ı anlamasa da tevhide zevk eder anlar yani. Keyif alır yani. Kelam kelamullah ya. Ne dediği neziye de nasıl dediği, nereden dediği önemli ya. Şu anda o dile gelmiş yani konuşuyor. Allah hepimize yaşatsın yani. O müthiş bir keyfiyet, müthiş bir zevktir. Fakat o hocamız, Allah selametlik versin, 40 yıl onu öyle okusa Allah'ın veli kulu olur mu? İnşallah olur.
Fakat sizin gibi bizim gibi bir mürşide yolu varsa, yine o Kur'an'ı okusa, okusun. Zararı yok ya. Faydası var, zararı yok bak. Ama bir mürşide varsa, o dininin, mevcut dinin hakikatini de tahsil etse, müthiş olur. Müthiş olur. Değil mi? Hakikatini de tahsil etse, o zaman evliya hoca olur. Evliya hafız olur. O Kur'an o zaman mahiyeti değişir mi? Okurken hikmet de dolarsın sen. O hadisi okuyunca bir mana verirsin. Ayeti okuyunca bir mana verirsin. Zevk alırsın, keyif alırsın. Ufkun genişler. O zaman sen gerçek müminlerden olursun. O zaman işte Allah'a iman, kitaplarına iman, meleklerine iman, resullerine iman. O zaman iman olacak. O zaman Kur'an'a sarılırsın. O zaman dua edersin. Ya Rabbi bu Kur'an'ın nuruyla nurlandır beni. Hikmetiyle doldur beni. Resulullah'a nasıl indirdiysen bana da o manaları indir. Benim de gönül gözümü aç. Ben de o hikmetlerden nasipleneneyim ya Rabbi. Ben onun ümmetiysem ona layık bir ümmet eyle. Layık bir ümmet demek onun gibi angılayıp onun gibi yaşayabilmektir. Onun gibi olamasak dahi mücadele etmektir. Ona layık bir ümmet olabilme adına. Onun ahlakıyla ahlaklanmak zorundayız. Allah'ın boyasıyla boyanmak zorundayız. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak zorundayız. Yani müminsek. Gerçekten müminsek, gerçekten ümmet ise. Lafta işte laf ola veri gele. Lafla peynir gemisi yürümez derler. Allah bu yolda yar ve yardımcımız olsun. Yoksa bizim kesinlikle ne Kur'an'a ne sünnete ne hadise, ne hadisi kutsiye, hadisi şerife muhalefetimiz olamaz. Biz dinin, diyanetin içerisindeyiz kardeşim. Namazın, orucun, haccın, zekatın içindeyiz. Hiçbir şekilde muhalefetimiz yoktur. Tam aksine dört elle sarılmışız kardeşim. Biz namazımızı terk etmeyiz. Biz orucumuzu terk etmeyiz. Biz abdestsiz gezmeyiz. Küfürden, melayaniden dilimizi hep çekeriz. Hep Allah'ın muhabbetini, sohbetini yapmaya gayret ederiz. Dervişler gittiği yere atar adım göre göre. Hiç basmazlar çukur yere. Biz değiliz gafil derviş, biz değiliz saçlı derviş. Onun için biz gafletten uyanmaya çalışıyoruz. O çukur yerlere basmayalım istiyoruz. Çukur yer neresidir? Çukur yer benliktir, nispettir, efseldir, aşağılığın aşağısıdır. Allah bizi oralara düşürmesin, düşürürse de bir an evvel çıkarsın ya. Çukur yer, varlık, benlik, şirk. Küfrün, isyanın olduğu yer. Orada müminlik olur mu? Orada velilik olur mu? Olmaz. Olmaz dostum. Kendimizi kandırmayalım. İnandığımızı zannederiz. Bildiğimizi zannederiz. Zandan öte gidemeyiz. Kurtulduğumuzu zannederiz. Kurtulalım derken baştan aşağı yanarsın haberin. Ya. Onun için hiç kimse öyle kurtuldum, murtuldum havasına girmesin. Mümin dediğin ümit ile korku arasında olur. Değil mi? Ümit ile korku. Ümitsizliğe mi düştün? Düşme. Ümitkar ol. Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Çok da şımarmayın. Biraz da korkunuz olsun ya. Ben tamam hallettim bu işi, bitti falan yok. Sakın ha. Sakın. Peygamber Efendimiz öyle yapmamış, biz de öyle yapmayacağız.
Peygamber Efendimiz öyle diyor. Allah'a en yakın olanlar Allah'tan en çok korkanlardır diyor. Ve içinizde Allah'a en yakın benim ve Allah'tan en çok korkan da benim. Yani Allah'a yakınlığınız arttıkça Allah'tan daha böyle korkunuz artar. Daha böyle hassas olursunuz. Daha böyle kılı kırk yararsınız. Kaba saba olmayız yani. Fehmi Efendim öyle der. Kaba saba adamla Müslüman olmaz. Müslüman kibar insandır. Mümin gerçekten kibar beyefendi, hanımefendidir. Kaba saba böyle langoroz derler topluma. Öyle bir adam olmaz mümin. Bayanımız da bizim kibardır. Erkeklerimiz de kibardır beyefendi. Gerçekten bu aleme örnek Müslümanlığı gerçekten temsil etmek istiyorsak, böyle olursak ancak temsil edebiliriz. Tatlı dilli, güler yüzlü, güzel ahlaklı, tertemiz, pırıl pırıl. İçi dışı pırıl pırıl. İçinde şirk yok, pislik yok, gayriyet yok. Dışı tertemiz, pırıl pırıl. Yani cezbeden. Seninle bir kişi oturduğu zaman ister sıradan avam olsun, istersen gayrimüslim olsun, hiç fark etmez. Sizinle tanıştığı zaman, ya Allah Allah, bu ne kadar güzel bir insan. Ne kadar iyi bir insansın sen. Ya hiçbir bir insan kötü düşünmez. Hiçbir insanın dilinde küfür olmaz. Hiçbir bir insanın dilinde gayri meşru muhabbet olmaz. Yok kardeşim, varsa da Allah'ın izniyle o bizden alındı. Nasıl alındı? Allah bizi ölmezden evvel öldürdü. Suç aletlerimizi aldı. Elimiz vururdu, suç aletlerini aldılar. Dilimiz söverdi, gözümüz gayri görürdü. Kulağımız gayri malayanı muhabbet dinlerdi. Onlar alındı. En büyük suç aletimiz vardı. Varlığımız, vücut varlığımız. O da alındı. Allah'ın izniyle artık bizden kolay kolay bu tür hasletler çıkmaz. Küfür gibi, vurma gibi, kırma gibi, sövme gibi, Allah'ın haram dediklerini yapma gibi. Öyle haller Allah'ın izni keremiyle olmaz. Olmaz inşallah. Velev ki olur gibi oldu. Hemen tövbe et kardeşim, tövbe. Tövbe kapısı açık. Umutsuzluğa düşme. Hemen tövbe et. Al bir abdestini, kıl iki rekat namazını, tövbe istiğfarını yap, gene tevhide vur zikrullah. Korkma kardeşim. Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Benden bir şey olmaz, benden şey bak. Benden bir şey olmaz, tevhidin içinde de yani. Tevhidin dışında dersen o şeytanın oyunu bak. Seni yoldan çevirmek için, yoldan ayırmak için sana bak zokayı yutturuyor. Benden bir şey olmaz diyorsun, gayrimeşruda yürüyorsun, öyle mi? Yani tevhidin dışında yol almaya çalışıyorsun. Bak şeytan seni kandırmış. Benden bir şey olmaz tevhidde diyeceksin. Yani fena fillah zevkiyle diyeceksin. Evet, benden bir şey olmaz. Ben yapamam, edemem, doğru söylüyorsun. Ama tevhid yolunda ol. Bazen gelir adam 3 yıl, 5 yıl, 3 ay, 5 ay neyse bu yolda yürür. Ben anlamıyorum, benden bir şey olmaz der, yürür gider. Şeytan zokayı yutturdu. Tamam, senden bir şey olmaz. Gittiğin yerde ne olacaksın? Gayrimeşruda gidiyorsun. Farkında değil misin? Yoldan saptın yani. Tevhidden saptın. Anlamasak da, hiçbir şey olmasak da Allah beni burada bulsun. Bu yolunda bulsun yani. Tevhid yolunda. Çünkü ben dışarıda yanlış yaparım kardeşim. Ben biliyorum. Allah'ın haram dediklerini yapma ihtimalim var. Yasak dediklerini yapma ihtimalim var. Namazdan, niyazdan uzaklaşma ihtimalim var. Küfür edebilirim. Vurabilirim, kırabilirim. Allah korusun. Daha mı iyi olacak? Burada dururum, hiç olmasa anlamasam da o dediğim hasletler olmaz bende. Çok şükür ki Allah bizi bu yolda tutuyor ya. Yoksa dışarıda ne olacak? Dışarıda bir şey yok dostum. Başka yollarda bir şey yok.
Allah bize anlayış versin. Aşk versin, muhabbet versin, sevgi versin, anlayış versin. Tefekkürümüz Allah genişletsin. Allah'ın iyiliği bizi çarpsın. Araba çarpmasın. Tamam efendim öyle dua edermiş. Allah seni çarpsın. Allah Allah. Oğlum dermiş benim duam sana yaramaz. Allah seni kahretsin. Kur'an seni çarpsın. Allah seni çarpsın. Fena mı? Ne güzel dua ya. Şeytan seni çarpsın dese ne olacak ya? Allah çarparsa nura gark olursun. Kur'an seni çarparsa hikmetiyle doldurur seni, nurlanırsın. Allah'ın iyiliği seni çarpsın. İşte Allah'ın iyiliği seni nasıl çarpar? İyi bir kulunla karşılaşırsan Allah sana iyiliği çarptı. O günkü insanlığa Hazreti Muhammed'i gönderdi, çarptı. İşte Allah'ın iyiliğidir Hazreti Muhammed. Ya Hazreti Muhammed bize çarpsın ya. Allah ondan yolumuz rastlaşsın. Ondan böyle bir çarpışalım yani. Şöyle bir kaynaşalım yani. Onda yok olalım Hazreti Muhammed'in o güzelliğinde. O güzellik bizde hayat bulsun. İnşallah yani. Yoksa Allah nereden çarpacak bu güzelliği, iyiliği? İşte sevdiği kulunla senin karşına çıkarır. Senin gönlüne de onun muhabbetini koyar, sevdirir. Allah'ın iyiliği seni çarptı. Mübarek olsun. Sen de kıymetini bil. O sevgiyi büyütmeye çalış. Büyütmeye çalış, büyütmeye çalış. O sevgi seni böyle kuşatsın tabiri caizse. Ha şeytan çarpmasın. Allah korusun. Vallahi yakar yakar. Şeytanın çarptığını nereden anlarız? Tevhid yolundan saptırıyorsa, saptıysa, artık gözün gayri, dilin gayri konuşuyorsa, malayani muhabbet yapıyorsan, zikirden, fikirden, tefekkürden düştüysen, arkadaşım seni şeytan çarpmış, Allah yar ve yardımcın olsun. Gene dua edelim de yine Allah çarpsın. Gene yoluna sevk etsin inşallah. Belki de oralarda dolandırır, gene bakarsın getirir. Kıymetini bilsin diye. Gezdirir mi? Gezdirir mi Allah? Gezdirir, dolaştırır, bak gene getirir. O zaman belki daha dört elle sarılır. Ondan önce kıymetini bilmiyordur. Şöyle 3-5 ay, 1 sene falan dolandırır. Neler çeker ama. O bilir ne çektiğini. Sonra yoluna bir şekilde tekrar sokar. Bu sefer senden benden iyi sarılır yani. Aman Allah'ım neydi o ya der. Neler çekmişiz biz ya. Aman Allah'ım. Geliyor. Kere buna iman et. Öyle diyor bildiğim kadarıyla Kur'an-ı Kerim'de. Onların başına bir iyilik gelse diyor, onlar hep Allah'tandır der. Ama başına bir kötü bir şey gelse onlar der ki sendendir, senin uğursuzluğundan da. Hazreti Muhammed öyle derler diyor. Senin yüzünden, sen uğursuzsun derler. Halbuki onlara de ki hayır da şer de her şey başına ne geliyorsa Allah'tandır. Öyle diyor Allah. Ama onlar öyle der yani. Şimdi başımıza bir şey geldi. Bu da mı Allah'tan canım? Ya Allah öyle diyor. Biz sizin başınıza ne gelirse gelsin bu Allah'tandır diyor. Hayırda, şerde ne görüyorsanız her şey Allah'ın kudret eliyle oluyor. Onun dilemediği, onun istemediği hiçbir şey olamaz. İşte sıkıntı nerede çıkıyor? Bir de Allah bize irade vermiş. Nerede verdi hatırlıyor musun? Hatırlayan var mı? Bana şurada, şu zaman Allah bana irade verdi. Veya kaça aldınız? Ne zaman verdi? Ne zaman aldınız? Hatırlıyor musunuz? Yok. Hatırlamıyoruz.
Ama bizde bir irade var. E var da sen kimsin? Sen kimsin yani? Sende bu irade nasıl var? İşte biz kendimizi tanımadığımızdan dolayı bizde cüz'i irade var, Allah'ta külli irade var. Peki o cüz'i sen nereden aldın? Böyle bir ayet, böyle bir hadis, böyle bir şey yok. Ben cüz'i senin, külli benim. Öyle bir ayet yok. Yok öyle bir şey. Bu zahiri alim ulemanın fikir yürüterek, akıl yoluyla yürüterek böyle bir tespitte bulunmuş. Yani. Olsa olsa herhalde hani bizim de dediğimiz oluyor. Çünkü biz boyutunda yaşıyoruz. Ben boyutunda, benlik boyutunda, beşer boyutunda yaşadığımız için ya ben de bak bir şeyler yapıyorum, istiyorum falan filan. Demek ki Allah bize bir isteme gibi bir irade vermiş. He, tamam verdi diyelim. Allah buna karışmaz. Aa, sen Allah'a karıştırmıyorsun demek ki kendine. Öyle mi? Aslında burada kulluğun gereği kötü veya çirkin gördüğümüz şeylere Allah'a nispet etmemekle birlikte biz kulluğa, ademiyete bürünüyoruz aslında. Fakat Allah diyor ki hayır da şer de bendendir diyor. Siz kendi fiilinizin, işinizin halıkı değilsiniz, yaratıcısı biziz diyor. Bizim dilemediğimiz hiçbir şey olamaz. Bizim iznimiz olmadan yaprak dahi kımıldayamaz dalından diyor. Yaprak yaprak. Düşemez dalından. Bizim iznimiz, müsaademiz olmadan. Ve bir ayetinde de yine buyuruyor ki biz dilemeden siz dileyemezsiniz. Bak, iradenin Allah'ı olduğuna delildir bu yani. Bu ayet ya. Biz dilemeden, istemeden siz dileyemezsiniz, isteyemezsiniz. Ve bir ayetinde de diyor ki biz sevmedikçe sizler bizi, beni sevemezsiniz. Bir ayette de diyor ki şüphesiz ki ağlatan da güldüren de Allah'tır. Böyle birçok ayet var yani ben hafız değilim ama böyle ayetler çok mealen söylüyorum ben yani. Araştırabilirsiniz yani bu ayetleri. Girin bilgisayara, yazın, süresiyle, ayet numarasıyla çıkar ya. Yani. Hangi süre oldu, hangi ayet oldu. Böyle birçok ayet var. Fakat biz vahdedi zevk etmeden hemen tafsilatı Muhammediye'ye çıkıyoruz. Yani kesrete, farka çıktığımızdan sıkıntı oluyor. Yani. Önce bir kesrette vahdedi yaşamadan yani cemsiz fark yaşıyoruz. Sıkıntı burada oluyor. Halbuki önce bir cem etmemiz lazım. Yani önce bir vahdedi zevk etmemiz lazım kesrette. Sonra cem ile farka çıkacağız. Yani. İnşallah. O sıfatlar ile Allah işlerini yapıyor. Zatıyla bütün vücutlarda mevcuttur Allah. Daha yakına geliyor. Zata geldik. Tüm vücutlarda mevcut olan Allah'tır. Enfisafa. Senin zatın, senin varlığın Hakk'ın varlığına delildir. İşte bu yokluğu, bu fena fillahı zevk edebilirsek, yani Allah'ta yok olma, ifne olmayı zevk edebilirsek, gerçek kimliğimiz ortaya çıkacak. Gerçekten var olacaksın. Taklit varlığı terk ediyorsun, gerçek varlığına eriyorsun. Aslına erişiyorsun yani. Süreti terk ediyorsun. Bir aslı var, bir süreti var. Değil mi? Kapılarda, diplomalarda vardır ya. Aslı ve süreti. Siz süretten geçiyorsunuz, asliyetinize eriyorsunuz. Yani asliyetinize. Süreti artık terk edilir. Süret, fotokopi, çoğalt. Allah bak çoğaltmış. Neyi çoğaltıyor? Aslını çoğaltıyor. Ben hep aslıdır, aslı. Ama bu süretler hep süret, fotokopi, çoğaltıyor Allah. Yani.
üretiyor Allah. Ama bir yer var ki oraya gidince Allah diyor ki burada diyor sürat geçmiyor. Aslını getiriyor. Zahiren de değil mi bir yere gidiyoruz. Bazı kurumlarda, resmi kurumlarda diplomanın aslını getir diyor. Fotokopisi değil. Tapunun aslı. Fotokopi geçmiyor diyor burada. Ama bazı yerlerde geçiyor fotokopi. Ama bazı kurumlarda, resmi kurumlarda geçmiyor. Şimdi bu alemde de böyle, yani Allah boyutunda, hakikat boyutunda da böyle yani. Belirli bir yer var ki orada aslından gayri bir şey geçmiyor. Süret geçmiyor. Aslını getirin. Aslını getirmen için senin bir kere süretlerden geçmiş olman lazım. Süreti terk etmiş olman lazım. Bir de zati sıfatları var. Subuti sıfatları sabit olan ve bütün alemde tecelli eden sıfatları var. Bir de zati sıfatları var. Onlar da çocukken öğrettiler değil mi? Vücut. Kiminmiş? Allah'ın. Kıdem. Değil mi? Beka. Kıyam bi nefsihi. Muhalefetin lil havadis. Ve vahdaniyet. Bunlar kimi? Zatına has sıfatlar. Bu sıfatlar nereden tecelli ediyor? Bu sıfatlar da işte İnsan, insanı kamilde sabit olan sıfatlardır. Demin subuti sıfatları saydık, o bütün alemde tecelli eder. Ama zati sıfatları insanı kamilde zuhur eder. İnsanda zuhur eder. Yani. Yani biraz özüne, asliyetine geldiğin zaman sana bana bir şey yok. Her şey Allah'ındır, Allah'tandır, şu anda da her şey Allah'ındır. Sana bana ait bir şey yok. Kendinize dönün, asliyetinizi bulun. Siz kimsiniz? Biz kimiz? Nasıl varız? Nereden var olduk? Ve nereye döneceğiz? Nereye gideceğiz? Ve bu gidenler nereye gidiyor? Ruhu şad olsun, geçenlerde teyzem vefat. Mekanı nur ala nur olsun. Geldi gitti işte. Nereye gitti? Nereden geldi? Bildi mi? İnşallah bilmiştir. Ya. Dostlar çok nasiplisiniz. Çok nasiplisiniz. Samimi söylüyorum bak. Bu konuyla ilgili tevazu yapmaya gerek yok yani. Allah gerçekten sizi müstesna seçkin kullarından eylemiş. Size öyle bir sofra açmış ki, öyle bir ilim irfan sofrası açmış ki zerresinden tutunsanız Allah'ın izniyle hidayete erersiniz. Kabriniz nur ala nur olur. Zerresine Allah'ın ipine sıkı sarılın. Tevhid-i ehval salike yeter. Artar bile. Zikrullah yeter. Biri gelmiş efendinin yanına sormuş. Senin dersin ne evlat demiş. Yok demiş benim dersim böyle şey değil demiş. Nasıl? Zat yok yok demiş. Sıfat yok yok. Efal yok yok. Zikir demiş ya öyle. Ne? Zikir. Zikrullah sen küçük mü zannedersin? Zikrullah basit bir makam mı zannedersin? Ne demek zikir öyle ufak? He? Zikrullah. Allah'ın zikri var sende be. Allah senin dilinden Allah diyor. Ne demek bu ya? Sen dahi Allah demiyorsun. Sen şirki bitirmişsin, mübarek olsun. Senin dilinden Allah, Allah diyor. Şunu biraz düşünsen, tefekkür etsen,
Bunun zevki sana yeter. Senin kabrini nur ile doldurur. Bunu tefekkür etmen yeter dost. Senin Allah dayı diyemediğini anlıyorsun. Benden Allah diyen Allah'ın ta kendisiymiş. Bak şirk bitiyor ya. Ya hepsi o tevhid onunla dürülü. Onun için zikrullah yeter bize. Öyle bir yola koymuş bizi. Hamdü senalar olsun. Bu zikrullah senin nereden gelip gittiğini bildirir. Bildirir dostum. Senin ufkunu açar, gönlünü açar, tefekkürünü açar. Velev ki şu anda izdirarı meft olduk. Ömrümüz vefa etmedi, zikri aldık geçtik bu alemden. Vallahi o zikrullah senin nurunu, kabrini nura çevirir. Korkmayın. Allah başladığı işi de yarım bırakmaz. Bırakmaz kardeşim. Burada olduğu gibi o boyutta da, o alemde de görevliler var. Sizi karşılarlar. Gelin bakalım. Herkesi meratibiyle, makamatıyla karşılayacaklar. Sen zikir salikisin. Gel bakalım. Burada senin seyri sülükünü tamamlatır, gönderirler aslında. Korkma. Yarım bırakmaz Allah. Bitirtirir. Öyle hangimizin seneti var? Garantimiz mi var yarına çıkmaya? Ama geldim ya ben. Ben Allah'a biat ettim ya, sana biat ettim ben ya Rabbi. Sana söz verdim. Sana biat ettim ben. Ben dünyadayken, yaşarken ben her şeye tövbe ettim ve sana biat ettim. Eğer bu idrakteysen mübarek olsun. Sen Allah'a biat etmişsin. Rabbına söz vermişsin. O Rabbına rabıta almışsın, rabd olmuşsun, bağlanmışsın. Ve ömrün ne kadar ise bu yolda seyri sülükünü tamamlamaya gayret etmişsin. Allah da senin gönlüne, dimağına feyiz vermiş, aşk vermiş, muhabbet vermiş. Ve bu ilelebet ahiret boyutunda da devam edecek. Korkmayın. Allah başladığı işi yarım bırakmış. Ha hiç yola girmedin. Dahil olmadın. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah kavramızı nura çevirsin diyelim, dua edelim. Yani ama o biraz çavuşçu duası oluyor yani öyle. Yani öyle bir kuru kuruya dua yok. Yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey yani amel etmeden, şey yapmadan cennet beklemek ahmaklıktır diyor. Sen hiç Allah yolunda bir şey yapmamışsın. Hiç tevhidden haberin yok, Allah'tan haberin yok, nereden gelip gittiğinden haberin yok. Nurumuzu, kalbimizi nura çevir. Çevireceğiz de nasıl çevireceğiz yani? Yani bizde şöyle bir algılama oluyor. Şu anda bizim dışımızda bir Allah var. Şu anda Allah bizimle beraber değil, tövbe haşa. Bizim yaptığımız, ettiğimizi bilmiyor. Biz bu dünyayı kafamıza göre yaşarız. Öbür dünya denilen yer nereyse oraya gidince Allah orada bize yardım edecek. Essin. Öbür dünya neresi? Daha öbür dünyaya da gelemiyoruz. Bir de kabir boyutu var. Milyar yıllarca yatanlar var, milyon yıllarca. Dünyanın kıyametinde kopacağı yok, onların da dirileceği yok. Bekle babam, bekle ki kıyamet kopsun da hesap verelim. Ya şu olan bitenlere bir baksak, Allah'ın bize başka bir şey anlatmak istediğini anlarız ya. Yani. Hazreti Muhammed'den önce nice nice insanlar yaşadı değil mi? Hala kabirdeler. Milyon yıllar geçmiş, hala dirilen yok. Kalkan yok. Ve hala biz yaşıyoruz. Atalarımız, dedelerimiz kabirde, mezarda yani. Allah bize bir şey anlatmak istiyor ama bir türlü ora açılmıyor yani.
Allah diyor önce ölümü sonra hayatı yarattı diyor ayetinde. Biz ise tam aksine önce hayatı sonra ölümü yarattı diye algılıyoruz. Allah diyor önce biz ölümü yarattı. Sonra hayatı yarattı. Önce öleceksin. Fena fillah'tan bahsediyor. Önce ölümü yarattık. Fena fillahı. Sonra hayatı bekabillah'a halk ettik. Sen Kur'an'ı tevhidçe okuman lazım kardeşim. Sen ne anlıyorsun? Bu Kur'an ölülere inmedi ya. Dirilere indi, dirilere. Diriler okuyacak bunu. Anlayacak, yaşayacak. Yani mezarlarda okunsun diye, para pul isteyesin, sihir büyü yapasın diye inmedi kardeşim bu Kur'an. Başın ağrıyor, yaz bir ayet. Ayağın ağrıyor, yaz bir ayet. Böyle bir şey değil bu Kur'an-ı Kerim ya. Kur'an-ı Kerim başlı başına senin kullanma kılavuzun ya. Bu hayatı nasıl yaşamanı, Allah'ı nasıl tanımanı tarif ediyorsan. Allah diyor ki ben seninle beraberim diyor Allah. Önce kendini tanıtıyor Allah. Allah kendi vasıflarını anlatıyor. Beni tanıyın diyor. Beni tanımak kendinizi tanımaktan geçiyor diyor. Anlamıyor musun? Kendine arif olan Rabbine arif olur. Kendini bilen ancak Allah'ı, Rabbini bilebilir. Siz kendinizi analiz ettikçe, kendinizi tanıdıkça Allah'ı tanımış olacaksınız. Allah'ın bütün sıfatları sizde cem olmuş. Tecelli ediyor ama biz bilmiyoruz. Niye? Cehalet perdesi var. Gaflet perdesi var. İşte Allah'ın hidayetiyle, inayetiyle bu cehalet perdesini kaldıracağız. İnşallah. Bunun adına bir yönü itibariyle küfür perdesi diyoruz. Bir yönü itibariyle şirk perdesi diyoruz. Bir yönü itibariyle varlık perdesi, benlik perdesi. Bunun adına ne dersen de. Hak'tan ayıran seni, senin varlık benliğindir, perdendir işte. Hak'tan ayıran seni. Yoksa Allah ayrı, kul ayrı değildir. Ama hiçbir zamanda kul Allah değil. Ha, burayı çok iyi anlayacağız. Allah ayrı, kul ayrı değildir. Fakat kul da hiçbir zaman Allah değildir. Allah'ın tecelli ettiği bir mahaldir. Biz tecelliye mazhar düşen mahaliz. Bizim vücut ülkemize Allah tecelli ediyor diye biz var görünüyoruz. Biz tecelli eden değiliz. Tecelli edilen mahaliz. Yeriz, mekanız. Ve bu mekan da bize ait değil. Bu mekanı da var eden Allah'ın ta kendisi. Kendisi bu mekanı var etmiş. Bu mekanda da kendini isar etmiş. Kendini gösteriyor. Tanıyabilene aşk olsun. Kendini tanırsan o zaman afakta da tecelli edeni tanırsın. O zaman şunu dersin. Her yüzden nazarım sen. Ya her yerden tecelli eden sen. O zaman tüm bu güzellikler Allah'ın güzelliği. Siz bu güzelliğinizi nereden aldınız? Güzelden aldınız. Biz güzelden güzeliz. Kadir babamızın dediği gibi iyiden iyiyiz. İşte ben de diyorum güzelden güzeliz yani. Bu kelime manası belki şey gibi anlayın. Güzelden de güzeliz yani. Evet biz o güzelden güzeliz yani. Güzelliğimizi oradan aldık yani. İyiden iyiyiz. Ya. Sizde ne ki güzellik varsa, ne ki bir iyilik varsa hepsi Allah'ındır yani. Bu alemde her şey güzeldir. Her şey yerli yerindedir. Allah'ta eksik gedik yok. Vallahi her şey yerli yerine yaratmıştır. Şöyle vücudunuza bir bakın. Neyine beğenmiyorsunuz kardeşim? Her şey yerli yerinde. Kaşınız, gözünüz, burnunuz. Kulağınızı burada yaratsa ne olurdu? Bir değişik bir şey olurdu. Gözün biri burada, biri burada olsa ne olurdu? Bak Allah her şeyi tevhid etmiş yerli yerinde. Ne güzel ya. Her şey. Kedisi, köpeği, çiçeği, böceği hepsi güzel. Hepsi.
ne kadar güzel yaratmış. Ya diyorsun bak işte bu yarattığı böyle güzelse kendi nasıl güzel. İşte kendisi işte yarattıklarında bak bu güzeli gör. Gör arkadaşım. Ama görmek için işte Allah'ın nuruyla nazar etmen lazım. Allah'ın nuruyla nazar etmek ne demektir? Senin gözünden Allah görüyor demektir. Senin gözünden Allah bakacak. O senin gönül gözünden Allah'tır gören. Hani gönül gözü açıldı diyorsun ya. Heh, gönül gözü de açıldı mı artık o gönül gözünden bakan Allah'ın kendisidir. Bu alem ona artık açılmıştır. Senin aleminden kendi alemine bir pencere açmış Allah. Senin gönül gözünden kendini seyreder. Artık sana yer yok. Sen onun ne olursun? Mahali olursun. Tecelligahı olursun. Allah sana sırrını artık açtı, ifşa etti. Kimi açacaksın? Ehlini açacaksın. Na ehlini açma taşa tutar. Sapıtmış derler. Bu ya ne diyor bu derler. Vallahi peygamberlere dediler. Size de desinler şaşmayın ya. Peygambere sapkın dediler. Deli dediler. Mecnun dediler. Şair dediler. Cinlenmiş dediler. Ne demediler yani? Hangi peygambere demediler? O günkü topluluk, sen nereden çıkarıyorsun böyle yeni bir din mi? Ne anlatıyorsun? Biz böyle bir şey işitmedik, duymadık atamızdan, dedemizden, babamızdan böyle bir şey duymadık. Hatta benim babam sofudur, hacıdır, hocadır, böyle bir şey duymadık. O günkü de öyle dediler. Peygamberlere nice iftira attılar, yalancı dediler. Sapık dediler, sapkın dediler. Neler demediler ki? Ama o peygamberler vazgeçmedi. Mücadele verdiler. Yani. Birisi vazgeçti, onu da geri attılar. Yani. Hangi peygamberdi? Yunus peygamberdi. Yunus peygamber o günkü tebaasına, ümmetine anlatıyor, 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 anlamıyor. Hep itiraz, hep itiraz. En sonunda bunlardan bir adam olmaz diyor ya. Bırakıyor, terk ediyor, gidiyor. Biniyor gemiye, gidiyor, kaçacak aklısına. Terk ediyor. Fakat Allah'la bir akitleşme yapmıştı. 40 gün bekleyeceksin demişti. 40 gün. O 37. günü gitti. 3 gün daha dayanamadı. O kadar zulmettiler ya. Bıktırdılar ya. Gemiye bindiler. Gemide belirli uğursuzluklar oldu. Dediler ki burada bir uğursuz varsa o da sensin dediler. Buna döndüler peygambere. Hatta derler ki çöp çekiyorlarmış. Kim uğursuz diye hep Yunus peygambere çıkıyor. Uğur, tamam değil mi? Bu uğursuz. Tutmuş atmışlar denize. Diri diri. Gelmiş Yunus balığı onu yutmuş. Belirli bir dönem Yunus balığın kanında yaşamış. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin duasını okumuş ve Allah da bu duasını tövbesini kabul etmiş ve sahile çıkarmış. Sahile dönmüş, bakmış ki peygamberi başında olmadan iman eden ümmetlerdendir onun ümmeti. Geri dönmüş bakmış ki hepsi iman etmiş. Hatta sahile çıplak çıkmış. Sahilde oturmuş. Bakmış çocuklar oyun oynuyor. Bir tane de ama var, kör var aralarında. O Allah'a nida etmiş. Ya Rabbi, bu çocuklar ne güzel oynuyor, eğleniyor. Bu garibim kalmış gözü kör. Taşın üstünde oturmuş diyor, oynayamıyor. Ya Rabbi bunun gözünü aç. Ha, aç ha. Tamam. Sen istedin, biz de açarız. Çünkü peygamberin duası geri çevrilmez. Kolay kolay. O amanın gözünü açıyor. Açar açmaz
O çocuk böyle bir bakıyor, aa çıplak adam diyor. Alıyor taşı, ilk o taş atıyor. Kafasına geliyor. Sen misin onun gözünü açan? İlk taşı ondan geliyor. Onca çocuklar oynuyor, hiçbir şey demiyor. Onun gözünü açtı, aa çıplak, hemen farka geliyor. Farka getiriyor. Yani. Diyor ki, sen şimdi Bekaya çıktın. Vahdetten çıktın. Tamam. Nereye çıkman lazım? Çıplak olmaz artık. Ya kesrete bürünmen lazım. Yani Hazret'e çıktın artık. Hasretül Cem'de giyinmen lazım. Şeriat-ı Muhammediye ile görünmen lazım. Şeriatlı bunu anlatacaksın. Çıplak anlatırsan kafana yersin odunu. Bu vahdet zevki, şuhudu çıplak anlatılmaz. Na ehline anlatılmaz, ehline açılır bu vahdet zevk. Ya genelde sabretmişler, ne demişseler demişler, onlar hala vazgeçmemişler yani. Vazgeçecek gibi olmuşlar, gene atmış denize, yani gene vahdede bir atmış, gene bir yıkamış, patlamış, tekrar sahile göndermiş. Yani bir denize atılmak lazım dostlar. O Yunus balığı bizi yutacak. Yani o Kamil bizi yutacak. Vahdet deryasını hatırlayacak. O Kamil bizi yutacak. Kamil'in gönül aleminde La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin duasını yapacaksınız. Yani La ilahe Allah'tan gayri bir ilahın olmadığına bir fena fillah'tan geçip Bekaya ermen lazım. La ilahe. İlla ente subhaneke. Onu eksiklik, noksanlıktan tenzih edeceksin. Tüm iyilikler, her şey Allah'tandır. Sonra ne diyor? Ben nefsime zulmetmişim diyor. Ben nispete düşerek, şirk ederek. İlla ente subhaneke inni küntü mine zalimin. Şüphesiz ki ben zalimlerden oldum, olmuşum. Zalimlerdenim. Koca peygamber diyor, ben zalimlerdenim, sen adamsın öyle mi? Vay, bravo bize ya. Koca peygamber diyor ki ben nefsime zulmetmişim. Ya sen peygamberden de mi üstünsün kardeşim? Ben diyorum bak nefsine zulmediyorsun. Ne ile? Ya şirk ile, nispet ile zulmediyorsun. La ilahe demen lazım. Sübhaneke'yi adam gibi okuman lazım. Tenzih etmen lazım Allah'ı. Ahmet'ten, Mehmet'ten, Hasan'dan, Hüseyin'den, her şeyden Allah'ı tenzih edeceksin. Hasan, Hüseyin, Ahmet, Mehmet bir şey yapamaz. Allah onlardan münezzehtir. Tüm fiillerin, sıfatların ve mevcudiyet Allah'a aittir. Allah bunlardan münezzehtir. Biz bir şey yapamayız. Tenzih edeceksin Ahmet'ten, Mehmet'ten Allah'ı. Nasıl? La faile, la mevsufe, la mevcude illallah diyerek la ilahe illallah demen lazım. Gerçekten la ilahe illallah diyeceksin. Lafla değil ya. Bak böyle hadis vardır. Kim ki ömründe bir kez La ilahe illallah dedi, dehale cennet diyor değil mi? Cennete dahil oldu. Oldu. Hadislerde bu vardır. Müslüm'de de vardır, Tirmiz'de de vardır. Vardır, kayıtlıdır ya. Fakat nasıl bir la ilahe illallah diyeceğiz yani? Bir sefere değil, bin sefer demişizdir. Belki 10.000 sefer demişizdir belini bir yaşa kadar. Her namazda okuyorsun değil mi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü diyoruz. Teyatta okuyoruz. Ama Peygamber Efendimiz diyor ki ömründe bir kez. Ne anlamalıyız bu hadiste? Herkes şöyle bir kendini tevhidce bir sorgulasın diyebildik. Bir kez. La ilahe. Nispet fiilden fiilullah'a mazhar düşeceksin.
nispet sıfattan sıfatullah'a, nispet vücuttan vücudullah'a mazhar düşeceksin. Mazhar neydi? Tecelliye mazhar düşmen lazım. Senin mahal olduğunu dedik ya, tecellinin mahalisin. Sen tecelli eden değilsin. Bunu idrak edersen senden tecelli edenin kim olduğunu anlar isen enfüs ve afakta anladın ki ondan gayrı bir varlık yok. La ilahe illallah diyeceksin şimdi. Allah'tan gayrı bir ilah milah yok. Hiçbir şey yok. Bunu dediğin an cennete girdin kardeşim. Burada giriyorsun. Allah adam mutsuz ya. Böyle gözlerin içi sıkıntılı, yüzüne vurmuş. Haline, davranışlarına vurmuş. Allah bizi o cehennemden çıkarsın. Sokarsa da hemen çıkarsın. Yani fazla tutmasın. Yani biz dayanamayız. Yani çabuk yanıyoruz. Yani Hazreti Muhammed'in ümmeti biraz kibar. Biz ateşe pek dayanamıyoruz. Peygamber Efendimiz de ümmetine çok düşkün. Sizin diyor başınıza en ufak bir şey gelmesi, en ufak bir şey gelmesi ona çok ağır geliyor. Çünkü sizin içinizden öyle bir nebi çıkardık ki o size çok düşkün. Çok düşkün. Ya. Hazreti Muhammed'i çok sever. Çok severim. Onun ehli beytini çok severim. Sevgiden de öte aşık olalım. Hazreti Muhammed'e ve ehli beytine aşk derecesinde severim. Ki o zaman biz gerçek manada Allah'ı sevmiş olacağız. Allah'a aşkımızı ilan etmiş olacağız. Yoksa biz Allah'ı nereden bulacağız da seveceğiz? Peki Hazreti Muhammed ve Ehl-i Beyt'ini nerede bulup seveceğiz? Bugün nasıl seveceğiz? Nerede bulacağız? Yani? Çok şükür. Ya. Hazreti Ali Keramullah Veç'e buyuruyor ki bizi seven, bize aşık olan, bize gönül verenlerin gönlüne biz taht kurar otururuz, onun dilinden biz konuşuruz. Biz söyleriz diyor. Bunu Hazreti Ali diyorsa, bu Hazreti Muhammed de diyordur, Allah da diyordur. Kim ki Hazreti Muhammed'e gönül verirse, severse, muhabbet duyarsa, onun gönlüne Hazreti Muhammed oturur, onun dilinden o konuşur. Kim ki Allah'a bir muhabbeti varsa, gönül vermişse onun gönlüne Allah oturur, onun dilinden Allah söyler. Ya. Bunların hepsi de meratif ve makamattır. Hepsinin makamı var. Nerede Allah sevilir, nerede Hazreti Muhammed sevilir, nerede Ali sevilir, Ehl-i Beyt sevilir. İnşallah oralara bizi yaşatsın Rabbimiz. Allah'ı sevelim, Allah gönlümüze otursun, o dile gelsin. Muhammed Aleyhisselam'ı sevelim, o zuhura gelsin, o konuşsun. Ehli beytine muhabbet duyalım, o dile gelsin, o söylesin inşallah. Getirin bunların üçünü de bir yerde cem edelim inşallah. Bugüne getirelim. Enfüs afakta onu cem edelim. İrfaniyet kesbedelim inşallah. O Allah'ın nuruyla, irfaniyetiyle bu aleme enfüsüne nazar eyle, afa nazar eyle. Gayrinin olmadığını gör, bil. Bu irfan cennetine gir kardeşim. Allah'ın senden söylediğini, Hazreti Resul'ün senden söylediğini, Ehl-i Beyt'in senden konuştuğunu söylediğini artık keşfet. Hayali bırak. Zannı, vehimi bırak kardeşim. Gerçekçi ol. Hakikat ehli ol. Hakikat erbabı ol. Bırak hayali, zannı. Geç. Mış hastalığından kurtul demiş. Yapmış, girmiş, etmiş, edecekmiş, yapacakmış. Bu mış hastalığı. Allah bizi bu hastalıktan kurtarsın. Demiş, yapmış. Mübarek olsun yapmış. Sen ne yaptın baba?
Senden var mı bir şey? Yok. Ne yapacaksın yani? O demiş, o yapmış, o gitmiş, miş. Ya sen bir şey demiyorsun, sende yok mu bir şey kardeşim? Bizde de bir şey zuhura gelsin de inşallah bu deme getirelim. Bu demde bu tevhidi Allah'ın bize nasip ettiği kadar fazla da kendimizi kasmadan, çok kasmaya gerek yok. Allah neyi lütfederse o kadar ya. Madem haktan ayan bir nesne yok, madem ondan gayrı bir varlık yok, sende fazla bende eksik, bu kavga niye? Kavga biter artık, sende çoğmuş, bende azmış, sen çok biliyorsun, ben az biliyorum, bu bitti artık. Anladım, anlayamadım, yok öyle bir şey. Ya bu gıt aklımız bizim külli şeyi nasıl idrak edebilir? Yani? Mümkün mü? Sen ne kadar anlayabilirsin ki? Velev ki biraz anladın. O kadar mı? Değil. Koca sahilde bir toz tanesi değil ya. Kum tanesi değil senin bildiğin ya. Ne ilminden hava atıyorsun, ne ilim Allah'ın. Allah diyor ki siz bilmezsiniz, Allah bilir diyor ya. Siz bilemezsiniz. Bilen Allah'tır. İlim sahibi Allah'tır. Bütün bu alemi Allah ilmiyle kuşatmıştır. Sende ne ki bir ilim varsa o zerreden küreye Allah'a aittir. Bize hiçbir şey ait değil dostum. Hiç. Hiç yani sahiplenmeyelim ya. Bak sahiplenirseniz canınız ya. Elinizden çıktığı zaman. Sahibine verin kardeşim. Hoş bir gün alınıyor ya. Alınıyorsa demek ki sahibi biz değiliz. Sahibi ben olsam vermem. Veya kimse alamaz. Ben şimdi gelip sizin malınızı alabilir miyim ya? Ne haddimize değil mi? Mümkün değil. Ama gerçek mülkün sahibiysem gelir alırım. Ver kardeşim. Var mı malının mülkünü elinde tutabilen? Ya nacizane daha evvelden de söylemiştim, yine söyleyeyim ya. Sen bile sana ait değilsin ya. Sen bile sana ait değilsin. Bak bir gün geliyorlar, canını alıyorlar. Hadi can seninse verme. Senin değil arkadaşım ya. Niye anlayamıyoruz? Bak vücut ülkemizde bize ait hiçbir şey yok. Bütün organlarımız, bütün zerreden küreden, tırnak ucundan saç teline kadar her şey Allah'ın, senin değil bunlar. O var etti, onun. Size ait ne var? Şu dalak benim, böbrek benim diyebileceğini bir şey var mı abi? Hepsi o yaratmadı mı? Bir gün geliyor, alıyor da ya anlayamıyor musun sen hala bunların hiçbir şey bana ait değil. Artı senin iradenin dışında çalışıyor onlar. Senin haberin bile yok nasıl çalıştığından, nasıl iş yaptığından. Kalbin çalışıyor, gözün görüyor, kulağın işitiyor. Sabah kalkıyorsun, açıyorsun gözünü görüyor. Dilin konuşuyor, ayağın yürüyor, elin işliyor. Nasıl yapıyorsun bunu? Ondan bile haberimiz yok. Göz görüyor işte. Alışmışız ya hep görüyor. Zannediyoruz ki biz görüyoruz. Zannediyoruz ki bu dil söyler. Yok be kardeşim, o söylemese senin dilin söyleyemez. Kelam, kelamullah'tır. Kelam Allah'a aittir. Size ait değil, bize ait değil. Allah bizim dilimizi kullanıyor diye, bizim gözümüzü kullanıyor diye ki bir şey ifade için bizim dilimizi, gözümüzü diyoruz. Dil de bizim değil, göz de bizim. O var etmiş. Onun ya, onun aletleri bunlar ya. Bir usta var, birçok aleti var. Değil mi? Bir eser yapacak yani. Şimdi alet diyebilir mi? Bu masayı ben yaptım. Koltuğu ben yaptım. O aletleri kullanan usta. Onlar alet. Şimdi bizde birçok alet var. Göz var, dil var, kulak var ve
manevi duygu düşüncelerimiz var ki onlar da yaratılmıştır. Sevgi gibi, kin gibi, öfke gibi mesela. Değil mi? Namütanayı duygularımız var. Bunlar da Allah'ın yaratmış olduğu birer fiildir, sıfattır. Bunlar da sana ait değil. Senin elinde değil. Ya istemiyorum ama kızıyorum diyoruz. Yapmak istemiyorum ama kızıyorum. Elimde değil yani. Tutamıyorum. Niye hadi? Varım diyor ya, tutsana. Niye tutamıyorum? Çok gücün kuvvetin yerindeyse tut öfkeni. Söz geçiremiyorum diyor. Bak seni sallayan yok. Seni hiç dinleyen yok. Yok. Dinlemiyor ya seni. Sendekiler seni dinlemiyor ya. Gözün hafif bozulur. Gözün bozulma, iyi gör diyorsun, açıyorsun gözünü, görmüyor. Hadi göz senize, gör hadi. Hemen gidiyorsun gözlükçüye, niye? Kulağın hafif ağır işitmeye başlar. Ayağın ağrır, başın ağrır, belin ağrır. Ne oldu, hadi de ağrı ağrıma de. Niye geçmiyor? Hani senin iraden vardı, gücün, kuvvetin vardı. Hadi vücuduna söz geçirsene. Ey akıl, her şeyi gör ve anla. De aklın anlasın hadi. Anlayamıyorum diyorsun, anlayamıyorum. Hadi anlasana. Ben ezberleyemiyorum diyorsun, unutuyorum. Çok aklın var ya, ezberlesene hadi. Niye tutamıyorsun aklında? Arkadaşım, hiçbir şey sana ait değil. Sana düşen kulluk, yokluk, hiçlik. Ver sahibine, sahibi kullansın. Zaten o kullanıyor da sen farkında değilsin. O kullanıyor zaten. Hoş bir gün uyanacaksın. Bu emanetler alınınca bakacaksın ki eyvah, bunlar hiçbiri bana ait değilmiş. Ama eyvah, para etmiyor işte. Onun için Ehlullah demiş ki eyvah demeden Allah diyor. Gelin eyvah demeden Allah diyelim. Allah diyen yolda kalmaz. Allah diyen darda kalmaz. Allah diyen pişman olmaz dostlar. Gelin aşk ile, zevk ile, muhabbet ile, Allah ile Allah diyelim. Allah yolumuzu açar. Açar açar. Vurun zikrullah, seyfi celali nefsin başına. Vurun. Al, 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 al. Vur tefekkürle. Tefekkürle Allah'ı bir saat zikreylemek 70 sene ibadet etmeden eftar. Bu cümleye çok dikkat. En büyük ibadet tefekkürdür, zikrullah'tır. Tefekkürle Allah'ı bir saat zikreylemen 70 sene ibadet etmeden eftal olur, üstün olur yani. İnşallah. Çünkü o zikrullah bizim tefekkürümüzü açacak. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken onlar Allah'ı zikrederler ve tefekküre erişirler. Tefekkür ederler ve bu alemin yaratılışını müşahede ederler. Ve onlar bir tefekküre erdikten sonra şöyle derler. Ya Rabbi sen abes, kötü bir şey yaratmamışsın derler diyor ayette. O hal bizde var mı? Olsun. Ayaktayken, otururken, yanların üzeri yatarken demek ne demek? Ayaktayken tevhid-i ehval, kıyam. Otururken tevhid-i sıfat, yanları üzerine yatarken, yani artık fena fillah olmuş, tevhid-i zat. Boyutunda onlar zikrederler, tefekküre ererler. Ve tefekküre erdikten sonra bu alemin yaratılışını müşahede ediyorlar ve şu idraka eriyorlar. Abes ve kötü bir şey sen yaratmamışsın Allah'ım derler.
Bunun fenafillah boyutunda biz bunu zevk etmek zorundayız. Ve ediyoruz elhamdülillah. Bu ayeti dedik ya demin sohbetin başında, tevhidçe okumamız lazım. Tevhid görmemişsek buna pek bir mana veririz de ilmi ledün boyutunda bir mana veremeyiz. Yani yanlarının üzerine yatarken nasıl zikrederiz ve artık yattıysak, uyuduysak nasıl tefekkür edeceğiz? Nasıl anlamamız lazım? Ayaktayken anladık, otururken de anladık, yanlar üzerine yatarken. Hadi yattın, uyudun. Ama devam ediyor ayet. Onlar tefekküre ererler, yaratılışı müşahede ederler. Ve bunlar abes kötü bir şey yaratmamışın derler. Niye yanlar üzerine yatınca diyor yani. Ayaktayken desek olmaz mı? Allah öyle demiyor. Ya tevhid görürsen öyle olmadığını, öyle olamayacağını anlarsın. Tabii ki ayaktayken, otururken ve yanlar üzerine yatarken olacak. Fenafillah'taki şuhudu, yani abes kötü bir şey görmememizi, görmeyeceğimizi, o hale geleceğimizi bildiriyor. Yani fenafillah zevkinde artık abes ve kötü bir şey olmadığını anlayacağımızı, o şuhuta geleceğimizi bildiriyor, müjdeliyor. Yani. Ama nerede olacak bu? Tevhid yolunda, melamet yolunda olacak. Yıllarca bu ayetleri okuduk. Değil mi? Hiç böyle bir mana veremedik. Ve bu hal bizde olmadı. Ben hala eksik yedik görüyordum. Kötü bir şey görüyordum ben yani. Yani yalan mı söyleyelim arkadaşlar? Tevhidden önce ben kötü görüyordum ya. Yani. Ve tevhidin içerisinde de belirli bir kemalata gelene kadar yine gördük. Yani Allah'ı mı kandıracağız yani, tövbe aşağı. Yalan mı söyleyelim ya? Ama zaman içerisinde tefekküre erdikçe Allah'ın abes ve kötü bir şey yaratmadığını nefsen, kalben mutmainne erdiriyor Rabbim. Vallahi diyorsun sen abes kötü bir şey yaratmamış. Ben öyle görüyormuşum, eksik görüyormuşum. Bu tevhid ne oldu yani? Tevhid ne oluyor? Tevhidin dışında bir şeyin olacağı zor dostlar. Çünkü ayetler zaten var, Kur'an var arkadaşım. Kur'an'da sorun yok. Ayette sorun yok. Bizim anlayışlarımızda sıkıntı var. Hazreti Muhammed'e nasıl indirilmişse o ayet aynısı duruyor. Aynısı dumanı üstünde. O gün bugün diyorum ya. Bugün. Taze iniyor. Bize insin inşallah. Ruhu şad olsun İbrahim Efendim öyle dermiş. Belki üst seviyede bir cümle ama bir şeyi dikkat çekmek için söylüyor. Evladım diyor, bu Kur'an-ı Kerim kime indi? Hazreti Muhammed'e indi efendim diyor. Ona indiyse mübarek olsun diyor. Bize ne zaman inecek? Bana ne zaman inecek? Bize ne zaman inecek bu Kur'an'ın hakikati? Bize insin. Bize Rabbim onun hikmetini, nurunu indirsin. Kur'an'ın nuruyla bizi doldursun. Onun için Ahmet Kumanlı olsa, oğlu olsa gerek ya da Hasan Fehmi, tam şimdi şey yapamadım, bir ilahisi vardır. Siz her an diyor Kur'an okuyun, her an onun hikmetiyle dolun diyor. Kur'an okuyun ve her an onun hikmetiyle dolun. Her an Kur'an okumaktayız biz elhamdülillah. Çünkü her şey Allah'ın ayetidir. Şu anda sizin yaşadıklarınız da Allah'ın ayetidir. Çünkü diyor ki biz her şeyi ayet olarak yarattık. Her şey Allah'ın ayetidir. Her şey. Ayda, yıldızda, gökte, yerde, ağaçta ne ki gözünüz görüyorsanız o Allah'ın ayetidir. Ayet nedir? Mesajdır, bildirimdir değil mi?
Allah sana her an bir mesaj, bir bildirim gösteriyor, bir şey indiriyor. Her yaşadığın tecelli Allah'tan gelen sana bir ayet gibidir. Okuyabilene. Allah'ın celali de var, cemali de var. Allah'ın cennet ayeti de var, cehennem ayeti de var. Yeter ki sen oku. Bu Allah'tandır de. Bu Allah'ın işidir de. Allah'ın ayetidir, Allah'ın mesajıdır bana de. Taze taze indiriyor. Ve o senin yaşadığın, emin ol, musafta bir ayetin, bir sürenin birisidir yani. Kesinlikle Kur'an'ın dışında bir şey yoktur bu alemde. Sen canlı canlı yaşıyorsun. İnsan Kur'an'ın ikiz kardeşi değil mi? Sen insan değil misin? İnsansın. O zaman sen de canlı Kur'ansın kardeşim. Kur'an'ın ikiz kardeşisin. Sen de bu Kur'an yaşanmakta. Yaşanıyor enfüze afakta. Yeter ki okumayı bil. Okuma yazma bilmiyoruz dost. Okuma bilmiyoruz. Okuyamıyoruz. Onun için Peygamber Efendimiz'e ikra hitabı geldiği zaman ne dedi? Ben okuma bilmem, okuyamıyorum. Yani anlayamıyorum. Ve 3 sefer sıktı diyor Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam. Değil mi? Ondan sonra ne dedi? Rabbinin adıyla oku. Şimdi, şimdi o zaman okumaya başladı. Niye 3 sefer sıkmış? Ne anlayacağız bu 3 sefer sıkmaktan? Evet. Ehvaliyle, sıfatıyla, zatıyla, fena fillah orada bildirildi ona. 3 sefer sıkıldı. Bir yönü itibariyle derler ki, o da bizdektir tabii. Hakikati yönüyle orada şeriatı, hakikati ve marifeti yüklendi. Bunlar bilinmeden Kur'an okunamaz. 3 sefer sıkılacaksın dostum. Fena fillah'tan geçeceksin. Ve beka billah'ta da üçünü giyineceksin. Makamı cem, Hazretül cem, Cemül cem'de de böyle giyineceksin. O zaman Rabbinin adıyla oku şimdi. Hadi bakalım. Açıldı. Sır çözüldü. Peygamber Efendimiz için ümmi derler. Evet. Ümmi demek okuma yazma bilmiyor manasında demek değildir. Ben okuma bilmem. Benden okuyan Allah'tır demek. Ben okuma yazma bilmem. Benden okuyan da yazan da odur. Biz o manada hepimiz ümmiyiz. Biz bir şey bilmeyiz. Bir bilen varsa, okuyan varsa, yazan varsa odur. Allah demiyor biz kalemi yarattık. Ya. Kalemi yaratan o kalemi de kullanır ya. Hazreti Ali boşuna mı demiş? Bana bir harf öğretenin ben 40 yıl kölesi olurum. Kimmiş onu o harfi öğreten de ona 40 yıl? Köle demek kul demektir. Bir harf öğretene kulluk olur mu ki? Kulluk, birisine kulluk yapmak tövbe aşa küfürdür. Kula kul değil mi o manada? Ama bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi, kulu olurum diyor. E tabi, sen o harf öğreten kim? Allah. E tabi, 40 yıl ona kulluk yaparım ben. 40 yıl murat ne? Makamı cema kadar ona kul olur. 40 yılda murat odur yani. 4. makam 40 yıl. Ehvaliyle, sıfatıyla, zatıyla, makamı cemal'e ona kulluk yaparım bence. Bir harf. Biri yani biri. Teki öğretene ben 40 yıl kölelik yaparım diye. Bir. Bir harf öğreten. Biri öğrendin mi tamam. Maksat o biri bilmek. Teki bilmek. Onu da biri bildirecek. Değil mi? Ona 40 yıl kölelik yapılır. Yapalım inşallah. Yoksa maksat kişiye, Ahmet'e, Mehmet'e kul olunmaz, köle olunmaz. Ki Peygamber Efendimiz köleliği kaldırdı. Köleliği kaldırdı ama kendisi köle oldu.
Kime? Allah'a. Bak şimdi köleliği kaldırıyor, kendisi köle oluyor. Allah Allah. Ama bu müthiş bir kulluktur, tam özgürlüktür ha. Allah'a kul olmak tam bir özgürlüktür. Tüm bağlardan, tüm esaretten kurtulmaktır. Allah'a kulluk en büyük şereftir, en büyük onur. Kimseye eyvallah olmaz Allah'a kul olan. Hiç kimse. İşi olmaz. Korkusu da olmaz. Eyvallahı olmaz. Yani kişilerle eyvallah. Gene kişilerle işi olur. Kişilerdeki zuhurata eyvallah olur. Tecelli eyvallah olur. Ama kişiye nispet edip ona eyvallah olmaz. Yani ona kul köle olmaz. Fakat kişide zuhur edene, o sultana kulluk yapar. Eyvallah sultanım der. Biz biatı kime yapmıştık? Hak mürşidin mazharından Allah'a biat ettik değil mi? He. Orayı iyi anlamak lazım. Biz Allah'a biat ettik. Kişilere bağlanmadık. Kişilerle işimiz yok. Rabıta Allah'a yapılır. Ahmet'e Mehmet'e rabıta yapılmaz. Öyle fotoğrafa bakıp rabıta yapılmaz. Öyle öyle yok. Adı üstünde fotoğraf kendi geçmişte fotoğrafı kalmış. Yani ona rabıta yapacak. Yok yok. Canlısına, canlı kanlı olacak ya. Diri, diri olan Allah'a rabıta yapacak. Diri, fail olan Allah, mefsuf ve mevcut olan Allah'a bir rabıta yapıyoruz. Rabt oluyoruz yani. Rabıta, Rab demek. Bağlanmak demek. Bağlıyoruz oraya. Yani resimle, fotoğrafla bu iş olmaz. Olan halüsinasyon görüyor. Hiç kendimizi kandırmayalım. Adam rüyamda diyor, seni şöyle gördüm, ben şöyle gördüm, böyle gördüm. Evlat diyor, ben yoğdum orada, ben hatırlamıyorum öyle bir şey. Sen rüya görmüşsün. Rüyadan uyanalım artık. Uyanalım ya. Onlar diyor, uyutuyor, gel diyor, rüyanı anlat, biz ise uyuyorken uyandırmaya çalışıyor. Uyan kardeşim, uyan artık. Yeter uyudun, uyan artık ya. Uyan, kalk. Bir kesimde diyor, git yat, uyu, gel bize rüya anlat. Baba ne uyuması, yeter uyuduk ya, 30-40 sene uyuduk ya. Nas uykudadır, ölünce uyanacak diyor. Biz zaten uykudaymışız. Bir de uykunun içinde uyutuyorlar. Uykunun içinde uyku. Rüyanın içinde rüya. Şu alemde biz uykudaymışız ve gördüklerimiz de rüyaymış. İşte bu rüyayı bize tabir ediyor kamil insanlar. Yani bir tane uyanık var, işlerinde uyanmış. Bu yaşadıklarımızı bize tabir ediyor. Diyor ki bak yaşadıkların şöyle, böyle, öyle. Rüyayı tabir ediyorlar. Biz uykudaymışız zaten. Ölünce uyanacakmışız biz. İşte fena fillah olunca uyanacağız. İnşallah ölmezden evvel ölüp burada uyanacağız. Burada dirileceğiz. Bu uykudan böyle uyanacağız. Peygamberimiz demişse saddak onun bir hikmeti var. Nasıl uykudadır ölünce uyanacak. Bunu demiş mi demiş. Ne anlayacağız? Bize biraz tefekkür etmemiz lazım dostum. Hem izdirari böyledir hem ihtiyari böyledir. Gelin diyorum kardeşim bunu izdirari mefte bırakmadan gelin ihtiyarı bu ölümü gerçekleşelim. Ölmezden evvel ölüp bu uyanıklığı burada yaşayalım. Uyanalım şu rüyadan artık. Nasıl rüya görüyorsun kalkıyorsun, aa rüyaymış diyor. Yok kardeşim. İşte izdirari mefte olunca öleceğim. Bir bakacaksın ki hepsi bir illüzyondan ibaretmiş. Böyle bir şey yokmuş. Mal, mülk. Kötü insan, iyi insan, şu, bu, o. Uyandın. Ama iş işten geçti. Biz diyoruz gel bunu burada halledelim. İhtiyarı meft olalım. Burada bir uyanıklık yaşayalım. Allah'ın nuruna gark olalım burada. Kabrimiz nurla nur olsun. Ruhumuz da şad olsun burada. Burada yaşayalım bunu. Bu artık şu uykudan uyanalım inşallah. Ya uy. Ama bir tane uyanık lazım. Şimdi hepimiz uyursak yandık baba.
Hepimiz uyur ama bir tane uyanık varsa hepimizi uyandırır. Bir tane uyanık yeter. Hepimiz uyanır, kalk kalk, ama o bir tane dediğimizde uyuyorsa yandık baba, eyvah. Hepimiz horul horul uyuruz. Sonra uykuda bize din anlatılıyor. Kendisi uykuda uyanmamış, bize din anlatıyor. Hayal olacak, yapmış, etmiş, yapmış, etmiş. Bunu oku cennete girersin. Bunu oku cehenneme girersin. Sen girdin baba, yok işte gireceğiz. Ne zaman? Gelecek bir zaman. Acaba. Giden var mı, gelen var mı, gören var mı? Ne öyle diyorlar. Biz de öyle okuduk. Sen uykuda anlatıyorsun arkadaş. Hazreti Muhammed hayal satmadı kardeşim. Gördüğü, bildiği, tanıdığı Allah'ı bize anlattı. Gördüğü, tanıdığı cenneti, cehennemi anlattı bize. Ben gördüm diyor cennetlikleri de, cehennemlikleri de. Hayal yok. Gerçek. Hazreti Muhammed uyanmış. Ölmezden evvel ölmüş, uyanmış. Uykuda anlatmadı. Uyandı da anlattı. Bu din böyle arkadaşım. Uyanık anlatacak. Uyanık olan anlatacak. Uykuda ne olur uykuda konuşan? Sayıklıyor derler değil mi? Sayıklıyor. Ne dediğinden haberi yok. Anlatır ama vır vır vır, ne dediği de anlaşılmaz. Konuşur konuşur durur. Sonra uyandığı zaman dersin böyle böyle bir şeyler dedin sen, ben hatırlamıyorum der. Sayıklamış uykusun bu. Şu sayıklamaktan artık geçelim baba. Uyanalım da bilinçli, şuurlu bir şeyi tanıdığımız, tattığımız, yaşadığımız bir şeyi anlatalım. Veya yaşatılan bir şeyi anlatalım. Allah bize bir şey yaşatmıştır. O yaşattığını bize anlatır inşallah. Yoksa hayal yok dostlar. Gerçekçi olacağız, ayağımızı sağlam basacağız inşallah. Cennetlik misin, cehennemlik misin bileceksin ha. Kişi kendi ameline şahittir. Haline şahittir. Her nefis kendini bilicidir diyor. Bilici. Sen şu anki haline şahitsin. Cennetlik misin, cehennemlik misin? Ya da buradan çıktığın zaman cennete mi gideceksin, cehenneme mi? Sen biliyorsun ya. Biliyorsun ki cehenneme gideceğim. Şimdi burası cennet ama gideceğim şimdi cehenneme. Yan babam ya. O narı nura sen çevireceksin. Yani. Nasıl çevireceksin? İşte meratiple, makamatla, zikrullahıyla o cehennemin narını nura tebliğ edeceksin. Buradan taşıdığın nur ile yapacaksın. Herkes biliyor halini yani. Nereye gireceğim? Nereden geldim? Şu anda ne haldeyim? Hayal yok. Ya cennetlik halin vardır ya cehennemlik halin. Peki oralara bizi sokan çıkaran kim? Allah'tır işte. Cennet de Allah'ın, cehennem de Allah'ın. Şüphesiz ki cehennem de cennet de haktır. Olacaktır, mutlaktır. Cehennemi görmeden cennet yok. Yok yok. Önce Hazreti Muhammed'e cehennem gösterildi, sonra cennet gösterildi. Öyle hazır cennet VIP'ten yok öyle. Önce bir şöyle bir ince tozun alınacak yani. Şöyle bir yanacaksın. Nispetlerin, varlıkların yanacak, benliğin yanacak, yanacak bir şey kalmayacak. Ve cehennem neyi yakar? Günahları yakar. Günahlarınız yansın zaten. Allah bütün günahlarımızı yaksın. Varlıklarımızı, benliklerimizi yaksın. Cennetlik olalım yani. Bizi alsın cennetine koysun. İkilikle cennete girilmez kardeşim. Varlıkla, benlikle cennete giremez. Ben işte cennete gideceğim. Bana köşk ver, huri ver, kılman ver, onu ver, bunu ver. Ha. Hiç Allah'a ver diyen yok. Yunus Aman bak ne demiş? Bana seni gereksin. Var mı etrafınızda cennet deyince aklınıza ya bana Allah yeter, hiçbir şey istemiyorum. Bana Allah'ım sana gerek, seni gerek. Bana sen lazımsın ya Rabbi. Bana kendini ver. Ben bütün isteyenlere ver onu. Cennetini, hurini, kılmanı kime veriyorsan ver.
bana sen gerek, sen diyen var mı? Kendi nefsinize sorun. Veya bu zamana kadar dedik mi? Ya. Onun için cennet dediğimiz yer varlığın, benliğin olmadığı, sükunetin olduğu bir yer. Huzurun olduğu bir yer. Bak hamdü senalar olsun. Burada benlik, varlık, nispet, elhamdülillah yok. Sen ben kavgası yok. Burası selamet yurdu. Huzur var burada. Çok şükür. Biz istiyoruz ki bu huzuru hem enfüs hem afamıza da yayalım. Hanelerimize de götürelim. Hanelerimizde de olsun. Olsun da baba, zebani var evde, ne yapacağız şimdi? Gidiyoruz, bizi cehenneme sokuyor. Soka soka bir gün sokmuş. Yani yakmayacak, yakacak bir şeyin kalmayacak. Assa bile yanmıyor, hiçbir şey yok. Bir iki, Rabbim tecellisini değiştirir. Dönüştürür. Sen bile şaşar kalırsın, Allah Allah, bu neydi, ne oldu ya? Niçin? Seni kemalata getirmek için, seni aklamak için, paklamak için o yangınlar var idi. Yoksa Allah bizi ölmezden evvel nasıl öldürecek? Nasıl canımızı alacak? Ya nasıl alacak? Nasıl öleceğiz yani? O olmasın nasıl öleceksin? İlle ki bir ölümün olması için bir hastalık, bir şey bahane oluyor değil mi? Sonra emanetini alıyor. İşte bizim yaşadığımız celal tecellileri dediğimiz bizim canımızı almak için. O Allah'tandır. Sabret kardeşim, sabret. Sabret. Bütün erenler bu işi böyle yaptı. Gitti Mürşid-i Kamil'e, Mürşid-i Kamil'i bir görev verdi. Onu sabırla yaptılar. Nakşibendi Hazretleri de öyle olmuştur. O Bahattin Hazretleri öyle olmuştur. İşte hep anlatırlar. Zengin, varlıklı bir ailenin çocuğu. O dönemin kadısının, valisinin mi ne kızıyla nişanlıyorlar falan. O ise istemiyor. Çok varlıklı bir aile, abileri falan çok zengin. O ben diyor istemiyorum, ben dervişlik yapacağım. Hocasına gidiyor işte. Hocası diyor ki gideceksin sizin dükkanın önünde elma satacaksın. Bak. Mürşide bak. O da geliyor dükkanlarının önünde valinin kızının sözlüsü, nişanlısı ki gurur kibir abidesi vali, damadı çarşıda elma satıyor ya. Ki varlıklı bir aileye verdik kızımızı diyor. O ise bizim inadımıza gelmiş dükkanın önünde elma satıyor. Abisi geliyor oğlum etme eyleme, sen bizi rezil mi edeceksin diyor. Bizim buna ihtiyacımız var, sen dalga mı geçiyorsun diyor. Bir de bizim dükkanımızın önünde elma satıyorsun diyor ya. Biz ki bu civarda saygın iş adamıyız. Sen yani bize kastın mı var? Efendim diyor burada sat dedi, satacağım diyor. Lan oğlum etme eyleme. Baş diyor vurmaya abisi, dövmeye. O izale elma diyor. Efendim elma sat dedi, bitti ben anlamam diyor. Dövüyormuş, sövüyormuş. Küfeyi müfeyi vuruyor, dağıtıyor. O anda efendisi geliyor. Evladım diye biraz geç kaldık galiba. Ama bakıyor biraz şekli şemalı değişmiş. Biraz odunu yemiş yani. Ama alıyor yanına. Sefer dersi değişiyor vesaire. Öyle bir lokum gibi oluyor. Neyse uzun bir kıssa da bu. Zaman zaman geçiyor. En sonunda o abileri, döven abileri geliyor. Dergahta elini öpüyor. Hem de tekbirlerle. Ve o efendinin halifesi oluyor. Hilafet alıyor. Bir mürşidi kamilin halifesi olmak, hilafet almak öyle kolay mı ya? Badireler atlatmış, sabretmiş, tecellere boyun eğmiş, canı yanmış eyvallah demiş. Ezilmiş, büzülmüş, sendendir Allah'ım demiş. Hep Allah'a nispet etmiş. Vazgeç. Yapma, etme. Bana efendim böyle de dedi demiş. Ben bilmem fail Allah. Bu imanı onu kemalata getiriyor. Ve o vali
tetikçi tutuyor, suikast düzenletecek o delikanlıya. Oha işte Bahattin Hazretlerine. Tam böyle köprüden geçerken Bahattin bağırıyor. Buyur efendim, atla suya diyor. Küt atlıyor. Hiç iki laf etmiyor. Niye efendim, niye atlayayım yani? Koca su. Köprüden ben şimdi niye atlayayım? Atla atla. Çık diyene kadar çıkmıyor. Meğersem kayanın dibine birisi saklanmış, suikast okla öldürecek onu. Niye? Vali gurur yapmış. Benim kızımın nişanını attı. Sözünü attı. Benim burada itibarım 5 paralık olduğunu. Sen benim kızımın nasıl nişanını atarsın, sözünü atarsın? Gurur yapıyor. Ona tutuyor bir tetikçi. Öldürttürecek. Atla, atla. Çık, çık. O arada da o suikastçı olan uykuya dalıyor. Neyse gidiyorlar, öldüremiyor yani. Ve efendisi diyor ki onu o suda tutan neydi biliyor musunuz boğulmadan? Nedir efendim? Onun imanıdır diyor onu orada tutan. Onun için boğulmadı. Ya. Bazı tecelliler bizi boğmuyorsa bizim imanımızdandır. Yoksa katlanamayız dostlar. Efendi atla demiş, biz de atlamışız. Yap demiş, yapıyoruz baba. Boğulmasın, korkma kardeşim. İmanın seni boğmaz, korkma, imanın var. Ama sorgularsan, şöyle dersen, ya efendim niye atla, saçmalık bu ya. Hem ben niye atlıyorum, bunlar atlasın. Niye ben ya? Ha, ya iman yok. Niye atlıyorum, niye gidiyorum, niye geliyorum? E bu saçmalık şimdi, burada niye elma satacakmışım ben canım Allah'ım. Benim buna ihtiyacım mı var? Ben koca iş adamıyım ya. Ben ne elma satacağım? Ya bu da iş mi? Saçmalık ya falan. Baba ben mi sana geldim? Sen geldin buraya derviş oldun. İhvan oldun. Bu yol böyle. İşine gelirse git o zaman kumaşını sat. Zorla mı sizi derviş yaptılar kardeşim? Zorla mı beni efendim aldı beni derviş yaptı? Ben gittim. Ben talep ettim. Ben istedim. Hatta o vermedi ilk zamanlar. Sonra bir şekilde gönlünü açtı, kabul etti beni. Yani bu yol böyle bir tarikat varı bir şey değil ki, cemaat varı bir şey değil ki. Gel, gel, gel. Bu bir gönül işi kardeşim. Sen istersin onun gönlü açılmaz. Onun gönlü açılır sen istemezsin. Yani bu gönül işi. Bu yolda zorlama yoktur. Bu hakikat yolunda zorlama olmaz. Bu bir gönül işi. İstersen, derviş olacağım dersen, canı gönülden istiyorsan emre uyacaksın kardeşim. Kafana göre yok. Çok biliyorsan bakışına. Seni zorla mı tutacaklar, iple mi bağlayacağız burada? Hayırdır? Öyle bir şey yok. Hep örnek veriyorum çünkü sevdiğim bir zat-ı muhteremdir. Mahmud Hüdayi Hazretleri. Bursa kadısıdır değil mi? Efendisi demedi mi bu kadı kılığıyla gidip Bursa civarında ciğer satacaksın? Sattırmadın. Kendisi gitti ayağından, ben sana talebe olacağım. Evlat bizim yol zor dedi. Bak işine. Bu yol kapı dedi. Yokluk kapısı. Bu kapı hiçlik kapısı. Burada senin bildiğin geçmez. Ne olursa olsun efendim beni talebeliğe kabul et. Baştan etmedi yani. Git dedi kadı. Sen koca kadısın. Bu kapı dervişhane kapısı. Burası yokluk var, fakirlik var, fıkaralık var. Burada hiçlik var. Buna tahammül edemez. Efendim inşallah Allah'ın izniyle edeceğim dedi. Beni kabul etti. Tamam. Çok mu ısrar ediyorsun? Tamam. Ha, istiyor. O zaman dedi bu kılığından alacaksın ciğer. Ulu Cami sokaklarında bu eski Bursa işte Tahtakale, Topkapı civarlarında işte orada ciğer satacaksın. İlk ders başladı. Ya baba böyle ders mi olur? Ben hani bir iki sayfa ver okuyalım ezberleyelim ders işte. Öyle ders değil bu okuma değil. Bana 1000 sefer 10.000 zikir ver çekeyim abi sabaha kadar. Öyle bir ders değil bu tasavvuf. Tasavvuf başlı başına nefsi ıslah, nefsi terbiye.
Mahmud Hüdayi ayet bilmeyen, hadis bilmeyen adam değildi, kadıydı adam. Adam mektep bitirmiş, Osmanlı Devleti Bursa'ya kadı atamış ya. Sıradan bir adam değil ki. Dinini de bilir, diyanetini de bilir, haramı da bilir, helali de bilir. Ama ciğer satmasını bilmiyor. Çünkü nefsini bilmiyor. Ama o ciğer sata sata nefsini böyle yerle bir etti. Yani melamet zuhur etti. Melamet. Ondan sonra Mahmud Hüdayi Hazretleri oldu. Bak şimdi Üsküdar'da Gönüller Sultanı türbesi var. Kadı olsaydı ne türbesi? Ya bir mezarı olurdu ya da unutulur giderdi. Yani efendim bu ne ciğerimiş? Ya ben sana geldim talebe oldum ama ciğer miyar satmam ben ya falan dedi mi? Deseydin bakışına dördü kardeşim. Sen geldin istedin bizde metot bu işine gelirse. Anlatabiliyor muyum? Onun için bizim yaşadıklarımız bizim olgunlaşmamız, kemalete gelmemiz içindir. Sakın bu niye böyle, benim dibimde niye böyle oluyor, yakınım niye böyle falan demeyin. O işte ateş sizi pişirmek için var. O görevini yapacak. Hoş bir gün o ateşi Allah söndürür. Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği zaman belirli bir belirtiler, mucizeler oldu değil mi? 1000 yıldır yanan mecusilerin ateşi söndü. Putlar yıkıldı. Değil mi? İşte bizdeki o Muhammediyet doğumun gerçekleşmesi lazım. Ki o ateş sönsün. O putlar yıkılsın inşallah. Bizde o Muhammediyet doğacak. Ve bizde o emareler görünecek, o mucizeler görünecek yani inşallah. O 1000 yıldır yanan mecusilerin ateşi sönecek. İnşallah. O yangınlar bitecek. Ama sabır. Neyle o yangın bitecek? Zikrullah. Böyle zikrullah ile gönlünde aşk muhabbet oluşuyor. Yak dersin ben. Yak. Hadi sen de böyle ol. Ben seni de böyle seviyorum dersin. Hadi. Sen böyle de güzelsin de. Ulan ne güzelmiş ya böyle demek. Aşk ile dersen lafla değil. Diller de kat demez olmaz. Aşk ile. Seni böyle de seviyorum diyeceksin. Olduğun gibi seviyorum. Vallahi tadından yenmez. Bak böyle dediğinden karşıdan sana muhabbet gel. Ne güzel ben olduğum gibi kabul ediyor. Bana karışmıyor. Bana bir şey demiyor. Tamam. Olduğum gibi seviyor beni. O da seni sever bu sefer. Ona karışmıyor ya. Karıştıkça sen ateşi körüklüyorsun. Yani bir ateş ver çubuk eline almışsın ateşi karıştırıyorsun ben. Harlıyor baba ateş. Ateşi karıştırma. Karıştırıyorsun yani karışıyor ama ona ateşe karışma. Karıştıkça harlıyor. Fokur fokur ağaçlar tutuşuyor ondan sonra niye yanıyor? Karışma. Karıştırma. Olduğu gibi bırak o ateşi öyle diner baba diner yavaş yavaş zamanla küllenir gider. Kurcalama bırkalarsan yine ateşlenir. Evet dostlar. Allah, oh Allah, oh Allah.
Kimi Ahmet seni uzaktan tanır, kimi yaklaşır da kör olur gider. Allah Allah, kimi yaklaşır da cevher bulunmaz.
kerdiler aklım ardında. Zevk erdiler aklın ardında. Mecnun olmadan Leyla bulunmaz. Mecnun olmadan Leyla bulunmaz. Akıl kalır mı darı mahbubda? Akıl kalır mı darı mahbubda? Mürüvvet ettin beni bu derde. Her kim koyduysa olsun cennette. Her kim koyduysa olsun cennette. Mecnun'a bir şey yazmadı kalem levh-i mahfuzda. Yazmadı kalem levh-i mahfuzda. Cemal-i yâre bakarken fehmi. Cemal-i yâre bakarken fehmi. Tevhid hançerin duymadı canda. Tevhid hançerin duymadı canda. Şeydayı hak de Allah Allah. Ey şeydayı hak de Allah Allah. Ver kalbe berrak de Allah Allah. Ver kalbe berrak de Allah Allah. De Allah Allah. Her bir zamanda Leyl-i Nihar'da, her bir zamanda cümle mekanda. De Allah Allah cümle mekanda. De Allah Allah. De Allah Allah. Fikretme başka, zakir ol hakka, fikretme başka, arif ol hakka, de Allah Allah, arif ol hakka, de Allah Allah, de Allah Allah. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Bu
dolu candan, iş dost elinden. Hu dolu candan, iş dost elinden. Aksın dilinden, de Allah Allah. Aksın dilinden, de Allah Allah. De Allah Allah. Çağır kafeste, bülbül o seste. Çağır kafeste, her bir nefeste. De Allah Allah, her bir nefeste. De Allah Allah, de Allah Allah. Olsun fail, filine zahil. Hak olsun fail, gör hakkı zahil. De Allah Allah, gör hakkı zahil. De Allah Allah, de Allah Allah. Allah 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 Allah. Ol fehmi zakir, kalp olsun zahir. Ol fehmi zakir, kalp olsun zahir. Konsun misafir, de Allah Allah. Konsun misafir, de Allah Allah. De Allah Allah. Allah 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 Ben yürürüm yâne yâne, aşk boyadı beni kâne. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni, beni aşk neyledi. Nerede giriftar neyledi. Allah 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 Allah. Gâh eserim yerler gibi, gâh toz seller gibi. Gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni, beni aşk neyledi. Nerede giriftar eyledi. Allah 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 Allah. Ben Yunus'u bir
sağlık. Bana da bu. Aşk neyle? Aşka düşmüş. Baştan aşağı yâre eyledi. Baştan aşağı bir derde düşmüş. Derdi ne? Allah derdi ya. Bir derdim var, bin dermana değişmem demiş Allah. Bir derdim var, bin dermana değişmem. Nasıl bir derse dermana değişmiyor. Derdi derman edilmiş. Derdim bana derman edilmiş. Aslı bana dürhan edilmiş. Niyazımız öyle demiş. Ruhu şad olsun, himmeti daim olsun üzerimizde. Derdime derman arar idim, derdim bana derman imiş, aslıma bürhan arar idim, aslım bana bürhan imiş. Asıl dert mi? Derman mı arıyorsun? O senin derdin içinde gizli derman işte. Derman orada. Hasan Fehmi ne demiş? Cemali yara bakarken Fehmi, tevhid hançerini duymadı canlı. Allah. Ya. Cemali yarı seyrediyormuş Hasan Fehmi Hazretleri. Tevhid hançerini, tecelli, o celal tecellisini canda ben hissetmedim, duymadım. Çünkü o anda cemali yarı seyrediyorum. Cemali yarda kasıt ne? Hakkın cemalini müşahede ediyor. İhsan ne demişler Hazreti Resul'e? İhsan nedir? İhsan demiş Allah'ı görüyor gibi yaşamaktır. Görüyorcasına ibadet etmek. Ya. Demek ki Allah'ın cemalini müşahede edebilir hale gelen kulları var. İşte bunca sohbet, bunca muhabbet, buraya gelmemiz, toplamamızdaki kasıt, o hale gelelim. Cemali yâre bakma durumuna, pozisyona gelelim inşallah da, biz de o tecelliler canımızı incitmesin. Tevhid hançerini duymayalım biz de canda. Nasıl duymayacaksın? O tecelliler ki bir operasyondur yani, ameliyattır. Nasıl ki zahiren bir operasyon ameliyat geçirirken narkoz vuruyorlar. Sen o canında hissetmiyorsun o acıyı. İşte bu aşk muhabbet de böyledir. Tabiri caizse seni böyle varlıktan benlikten alır. Yokluğa büründürür. Narkoz gibidir yani. Artık o tecelliler sen canında hissetmezsin. Acıtmaz seni. Ama canın acıyorsa daha demek ki uyuşmamış. O dişini bile çekemezler. Ameliyat edemezler. Olamazsın yani. Çünkü canın yanıyor. Yani. Mümkün değil. Ya lokal anestezi yapacaklar ya da komple anestezi yapıp bayıltacaklar değil mi? Ya. Bölgesel operasyonlarda lokal anestezi yapıyor. O bölgeyi uyuşturuyorlar. Yapıyor operasyon. Senin canın macin hiç acımıyor yani. Seyrediyorsun, görüyorsun da. Tevhid hançerini hissetmiyorsun. Bir de büyük operasyonlar var. Komple ameliyat. O zaman komple senin kendinden geçmen lazım. Büyük operasyon. Tevhid büyük operasyondur yani. Tamamen varlıktan, benlikten geçmen lazım. Sen varlıktan geçmeden Allah'ın cemalini müşahede edemezsin. Kimse edemez. Allah'ı hiç kimse göremez. Mümkün değil. Allah'ı ancak Allah'ın gözü görür. Kendinden kendinedir bu muhabbet, kendinden kendinedir bu nazar. Bilinmekliği mi murad ettin, bu alemi var ettin diyor. Kendine bir alem var etmiş ve o alemde de bilinmek, görünmek, tanınmak istemiş. Kendinden kendini müşahede etmiş. Kendinden kendini bilir hale gelmiş.
Kendinden kendini seyretme. Bu alem onun mu? Onun. Biz, bizler onun yaratmış olduğu alemlerden bir alemiz yani. Bizi de var etmiş ki bizden bilir.